Arkadaşlarla fil olayının aslını anlatırken istem dışı olabilir ama Allah kimseye, hiçbir kavme anlatıldığı gibi olağanüstü değil, tamamen koyduğu kurallara göre gazap etmiştir dedim. Bu doğru bir tespit midir yoksa bilmeden yanlış mı konuşmuş bulundum? Doğru tespit tabii. Şimdi fil olayında ebabil kuşları diye bir şey uydurmuşlar. Ağızlarında pişmiş tuğladan taşlar taşıyorlar. Ondan sonra atıyorlar bir millete, o tepeden girip alttan çıkıyor falan. Bu hayali şeyler bunlar. Bir kere ebabil kuşu diye bir kuş yok Arapçada. Ebabil işte ibil kökünden geliyor. İbil işte deve sürüsü demek. Araplar bu kelimeyi gökteki bulutlar için kullanıyorlar. Efela yunzurune ilel ibili keyfe hulikat. O bulutları görmediler mi nasıl yaratılmış? Yani çünkü o bulutları bir deve sürüsüne benzeterek kullanıyor Araplar. İşte tayran ebabil, uçuşan bulut kütleleri. Peki pişmiş tuğlay gibi yani pişmiş taş boşaltan bulut kütleleri hangisi olur? Volkan patlamasından gelen işte bu günlerde oluyor işte şeyde televizyonlarda görürsünüz. İşte bu fil olayının geçtiği yerde de bugün resimlerine bakabilirseniz internetten ki bizde de galiba olması lazım. Bizim internet sitesinde var mı o? Resimler koyduk mu? Yok. Herhalde koymadık. Aslında koysak iyi olur onları. O olayın geçtiği yerde hala şeyler var. Yani o yanardağ patlamasından o lavdan olan taşlar hala var. Resmi gördüm. Yani oraya gittiğiniz zaman burası bir yanardağ patlamasının gerçekleştiği yer olarak hemen kendisini size anlatır. İşte o fil olayı böyle. Ke'asfin me'kul meselesi de yani dış kabuğu kalmış, içi tamamen yenmiş bir bitki gibi. O şey Pompei Yanardağ'ını düşünün. Olduğu gibi donan bedenler var. Ama içerisinde hiçbir şey yok. İşte aynen öyle. Orada kazı yapılsa mutlaka bu şeyler ortaya çıkacaktır. O Pompei'de olduğu gibi burada da o bedenler ortaya çıkacaktır.